Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere ızgara için tavuk kanat nasıl hazırlanır bunun tarifini vereceğim. Muhteşem oluyor, mutlaka uygulayın derim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 3 yemek kaşığı tepeli kekik ekliyorum. Tavuğa en yakışan baharat kendisi. Bir tatlı kaşığı tepeli karabiber ekleyecektim ama toz olmadığı için 1,5 yemek kaşığı kadar tane karabiber ekliyorum. En azından böyle bir aroması sinecektir sosa. 2 yemek kaşığı dolusu toz kırmızı biber, 1,5 yemek kaşığı toz sarımsak. Toz sarımsağınız yoksa 4-5 adet rendeleyebilirsiniz. 1 su bardağı ayçiçek yağı, isot ekledim 1 yemek kaşığı dolusu. 1 yemek kaşığı varsa biber salçası kullanın. Bende biber salçası yoktu, o yüzden domates salçası kullanıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar kimyon. Tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Tuzun acılık oranı markasına göre değişebilir. Tuzunu kendiniz ayarlayın lütfen. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı daha süt ilave edeceğim. Çünkü kaldırır kullanmış olduğumuz baharat ve 6,5 kilo kadar, 6,5-7 kilo kadar tavuk kanat kullanıyorum. Eğer sizler daha az kullanacak olursanız, ben 8 paket tavuk kanat almıştım. O da 6,5-7 kiloya tekabül ediyor. Eğer böyle bunun yarısı kadar yapacak olursanız malzemeleri yarıya düşürürsünüz veya işte kullanmış olduğum baharatların hepsini kendinize göre azaltabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağımız sosun özü bu. Söylemiş olduğum gibi bu atmış olduğum baharat ve tavuk 1 su bardağı daha süt kaldıracağı için toplamda 2 su bardağı süt ekledim. Malzeme listesini tabii ki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tavuk kanatları güzelce yıkadıktan sonra, normalde yıkamayın diyorlar da yani mümkün değil. Güzelce yıkadım, suyunu iyice süzdürdüm. Ardından tavuk kanatları böyle kanatını ve but kısmını, mini butları kısmı oluyor ya, onu ayırarak, bakın bu şekilde bir kanat var. Önce o kullanmadığım yeri kesiyorum, kenara alıyorum. Ardından kanadını ve mini but kısmını bu şekilde ikiye bölüyorum. Hem çok daha güzel pişiyor, hem de bereketli oluyor. Mutlaka bıçak yardımıyla üzerlerine çizikler atın. Hem böyle güzelce soslanacak içi dışı, hem de arkadaşlar güzelce pişecek. Hiç pişmeyen yeri kalmayacak. Böyle kanlı kanlı kalmayacak arkadaşlar. Ve daha güzel pişmesi için mutlaka kanadı bu şekilde ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çizikler atmayı asla unutmayın. Bıçak yardımıyla önüne arkasına çizikler atın arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şimdi sosum hazır görmüş olduğunuz gibi. Yapmış olduğum tavukları bir yandan sosun üzerine döküyorum. Bu arada sosun böyle 1 su bardağı daha süt kaldıracağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla tavuk var burada. 7 kiloya yakın. 1 su bardağı daha süt ekliyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu sos tarifini hiçbir yerde bulamazsınız. Gerçekten harika oluyor. Yapabileceğiniz en lezzetli tavuk kanat sosu diyebilirim. Atmış olduğum tuz gözüme biraz daha az görünmüştü. Çünkü böyle bayağı var görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha tuz ilave ettim kendime göre. Ve güzelce karıştırıyoruz. Böyle bütün her yerine gelecek şekilde. Bunu kaşıkla yapamazsınız. Yani tavuğa güzel bir şekilde temas etmesi lazım. Böyle elinizle böyle okşaya okşaya arkadaşlar karıştırın. Ve bu sosu yaptıktan sonra üzerini streç ile kapatın. Yaklaşık 2 saat, 3 saat minimum arkadaşlar dinlenmeye bırakın. Böyle lokum gibi bir tavuğunuz olacak. Lokum gibi olacak, çok lezzetli bir tadı olacak. Mutlaka arkadaşlar bu şekilde yapın ve dinlenmeye bırakın. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir de yanına kebapçı sosu yapacağım. Benim YouTube kanalımda var bu restoranların sır gibi sakladığı ezme salata diye. Aslında bir kebapçı salatasıdır, bir kebapçı ezmesidir bu. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi soğanlarımı irice doğrayıp rondoma alıyorum. Harika bir lezzet oluyor. 3 adet de kapya biberi doğruyorum. Bunun malzeme listesini değil de bunun direkt ben linkini bırakayım arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Deneyenler bayılıyor. Mutlaka kime yaptıysam tarifini isterler. Takipçilerim de aynısını yazıyor. İşte kime yaptıysak tarifini sordular diye. Çok beğeniliyor. İster kahvaltıda ye, ister kebap yanında ye arkadaşlar. Muhteşem bir şey oluyor. Ben buharda mantı vesaire yaptığım zaman da bunu yanında yapıyorum. Kazak mantısı yaptığımda. Harika gidiyor. Bu şekilde rondodan geçire geçire yapıyorum. Domatesi, burada kapya biberle soğanı bir geçirdim. Ardından domatesi, maydanozu ayrı bir şekilde çekiyorum.
Onları koyduktan sonra işte baharatlarını ekliyorum, salçasını ekliyorum, bolca yağ ekliyorum, sarımsağını ekliyorum. Böyle böyle karıştırıyorum. Harika bir ezme oluyor. Normalde eğer bu ezme salatasına ben çok zeytinyağı kullanmıyorum ama bunda hani çoğu yenmeyecekti çünkü böyle genelde taze salata yeniyor. Bir de bu tarz salataları sevmeyen bir grup ile yapacağımız için kalacağını düşündüğüm için bol yağlı yaptım arkadaşlar. Eğer siz dolapta ben uzun süre saklayacağım diyorsanız zeytinyağını bolca kullanın içinde. Zeytinyağını bol kullanırsanız arkadaşlar bozulma ihtimali ortadan kalkıyor. Buzdolabında uzun bir süre saklayabilirsiniz. 1-2 hafta bozulmadan, ekşimeden kendisini korur arkadaşlar. Evet, sonunda bu şekilde bütün baharatlarını vesaire bolca kuru nane vesaire kullanıyorum. Söylemiş olduğum gibi bunun malzeme listesini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ben hızlıca böyle size göstermek istemiştim bu ızgaranın yanında nasıl bir ezme yaptığımı. Evet, tavuklar dinlendikten sonra ızgaralara güzelce diziyoruz. Közde, çok güzel hazırlanmış bir közde 20-25 dakikada arkalı önlü kolayca pişecektir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.